Saygıdeğer basın mensupları, sizi bugün Fatih Mahallesi'nde ağırlamak istedim. Nedeni şu, hemen arkamızda Rize Belediyesi'nin teleferik yapacağım diye aldığı arazi. Aday tanıtım törenine söylemiştim ya size Rize Belediyesi teleferik alanı aldı oraya çay topluyor. Şimdi de duydum ki bayrak direği dikecek teleferik aldığı yere. Aha öyle olsun diyecek bir şey yok. Ula teleferik yapacağım diye yer alırlar, çay toplarlar, bayrak direği dikerler ve Rizeli'nin parasını topladıkları parayı fuzulü bir şekilde Yatırım yaparlar. Bu yatırım değildir. Onun için sizlere buranın manzarasını göstermek için burada toplantı yaptım ve sizlerle Rize'de Bismillah ile Vira Bismillah ile işe başladım. Bugün başlıyorum. E, sizlerle paylaşmak istedim. Sagider basın mensupları. Bakın Rize'de Rize Belediyesi olarak yapılmayan bir sürü eksiği sizlerle paylaşmak istiyorum ve yapacaklarımı sizlere anlatmak istiyorum. Şimdi bu teleferik alanı burada alındı değil mi? Belediye başkanı seçildiğim zaman ilk yapacağım iş buraya teleferik yapmaktır. Bu tepeyi Çorapçılar Mahallesi'nden Davsu Mahallesi'ne kadar Rize'nin Boztepe'si yapacağım. Herkesin buraya buradan Rize'ye bakmasını, manzarasını görmesini istiyorum. Burada Çorapçılar Mahallesi'nde, Fatih Mahallesi'nde ve Davsu Mahallesi'ne seyir kuleleri yapacağım. İlk işim o. Yani Rize Pazar Havalimanı'nda inen bir yolcuyu Rize'ye taşımamız lazım. Rize'ye gelmesi lazım. Şimdi soruyorum. Pazar Havalimanı'nda inen vatandaş Aydere çıkacak vatandaş Rize'ye niye gelsin? Ne görmeye gelecek? Rize'de ne var? Rize Belediyesi'nin bir tiyatrosu mu var? Rize Belediyesi'nin bir sanat galerisi mi var? Ne var? Rize adam niye? Rize Belediyesi'ne güzel bir müze mi var? Rize'nin eski tarihini gösteren. Bunlar şehirlerin olmazsa olmazıdır. Vatandaş bir şehire gel geldiği zaman sadece yaylalara durmayacak ama şehrin esnafı da ondan faydalanması lazım. Ama görüyorum ki Aydere geliyor, oraya kalıyor, yiyip bitiyor, tekrar uçağa binip geliyor. Rize merkeze bunu çekme. Onun için bu, bu dağbaşı dediğimiz bu mintikayı Rize Belediyesi olarak ele alıp bu manzarayı vatandaşlarımızla paylaşmak istiyoruz. Ve burada vatandaşlarımız kafeler yapmıştır, restoranlar yapmıştır ama... Görüyorum ki tur otobüsleri bu dağa çıkmıyor. Belediye bunu yapmasa kim yapacak bunu? Belediye kendi yolunda tur otobüsü yolluyor. Eğer buralarda tur otobüsü bu dağ başlarına çıksın gelen büyük tur otobüsleri, buradaki gelişme daha da güzel olur, buraları daha da güzel yaparız. İşte bunların yapılması lazım. En önemli konular bunlardır. Rize Belediyesi'nin sosyal belediyecilik adı altında hiçbir hizmeti yoktur. Onun için aday oldum. Bakın, Saki bas basın mensupları. Rize'nin bir kültür merkezi yok belediyemizin. Kültür merkezi. Bunları yapılması lazım ve yapacağız. Rize Belediyesi'nin bir raylı sistemi yok. Bakın. Şehir hastanesi yapıyor orada, değil mi? Gün doğdu ya. E orada trafik dikanacak. Orada tra sahilden üniversite arasına bir raylı sistemi olsa iyi olmaz mı? Şehir 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 olmaz mı? Bunu yapmak lazım. Mesela Rize Belediyesi'nin bir nikah sarayı yok. Fakir çocuklarımız var. Düğün yapamıyor. E belediye olarak bunlara el uzatma zorunda değil miyiz? Bir düğün salonu yaparsın. En azından çocuklarımız evlenirken belediye olarak ona bir katkı sunarsın. Yani düğün salonunu ona bedava verirsin nikahını kıyarsın, duğununu yapar. Hatta pastasına varıncaya kadar Rize Belediyesi olarak yaparsın bunları. Bunlar yapılması gereken şeylerdir. Mesela Rize'de trafik sorunu var değil mi? Bu çözülmesi lazım değil mi? Bakın ben belediye başkanı olduğum zaman Rize şehir trafiğini ilk işim Rize şehir trafiğini çözmektir. İki üç tane kavşak var. Buralara dalçık yapacağım. Ve şehrin hemen önündeki uskesit var ya. Orayı kaldıracağım. Karayolları yaparsa yapar, yapmasa belediye imkanlarıyla dalçık yapacağım buraya. Şehire bir yerden giriş var. Trabzon'dan geliyorsun. Rize şehrine sadece bir yerden gidebiliyorsun. Orayı kaçırdın mı ta gideceksin sanayinin orada veya Gündoğdu'dan donup geleceksin bu şehire. Bu şehir böyle planlanmaz. Böyle planlama olmaz. Oğuz kesiti e, kaldırıp oranın yeşil yeşil alan alanı yapacağım. Bak Rize'nin doğru durus bir terminali yok. Şimdi bir terminal yapıyorlar. Bu terminalden daha kötü yerde yapıyorlar. Oradaki trafiği berbe orada terminal olmaz. Eğer belediye başkanı olduğum zaman o terminal oradan yapımını durduracağım. Şehir plancılarla konuşacağım. Bir iki yer var kafama. Örneğin İtfaiyenin olduğu yer var ya sahilde. O itfaiyeyi alıp başka yere taşıyıp terminali oraya yapmayı düşünüyorum. Ama şehir ile oraya olur mu diye soracağım veya başka bir yer bulacağım. Terminali oraya, oralara yapacağım. Ora, orayı belediyenin terminal diye başladığı yeri ya belediye, benzin istasyonu veya dinlenme alanları ve Rize bezlerinin veya bakırcılar çarşısı sepetçiler çarşısı var. Hediyelik eşya bölümü yapacağım burayı. En doğrusu orada terminal olmaz. Yani bunları yaparken, Rizeli'nin parasını harcarken 10 yıl sonra, 5 yıl sonra tıkanacak terminali tekrar oradan kaldırmak zorunda kalacaksın. Bizden sonra gelen belediye başkanları o terminali oradan kaldırırlar. Çünkü trafiği tıkayacaklar. Mesela Rize'de engellilerin bir yaşam merkezi yok. Engel, engelli vatandaşlarımızın engelli vatandaşlarımızın Rize'de yaşam alanları yok. Sokakta yürüme alanları yok. Engellilere özel bir yer yapasa. Engellilerimizin sosyallaşabileceği iyi bir yerler yapasa. Mesela Rize'de başarılı öğrencilerimiz var değil mi? Üniversite öğrencilerimiz, üniversiteyi kazanmış öğrencilerimiz var. Üniversite öğrencilerimize belediye olarak burs vereceğim. Burs. Eğitime katkı sunacağım. Nasıl katkı sunacağım? İlkokulda okuyan çocuklara süt vereceğim, elma vereceğim, portakal dağıtsam, yani meyve vereceğim. Katkı sunmamız lazım. O çocuklar sağlıklı büyümesi lazım. Zaten bir toz 40 lira. E bir de minibüs parası var. Mesela öğrencilerimizi Rize Belediyesi olarak bu zorlayarak öğrencilerimizi minibüslere bedava bindireceğim. Bedava yapacağım. Emeklilerimiz, zatı yaşamları sıkıntılı emeklilerimizi sosyal tesislerde, minibüslerde yüzde elli indirimle ve sosyal tesislerde yüzde elli indirim kartları vereceğim. Öğrencilerimiz sosyal tesislerde yüzde elli indirim kartlarla yiyecek ve sosyal tesislerde say 7,5 lira 15 lira olmaz. Bunları indireceğim. Gerçek bir sosyal tesis olacak. Vatandaş oraya sosyalleşecek. Sosyal tesislerde görüyorum ki aileler gelip kahvaltı yaptığı zaman çocuk oyuncak alanları yok. Aile kahvaltı yaparken çocuğu da bir köşede oyuncak alanı yapacaksın. Çocuğu orada oynarken aileler kendi arasında sohbet edecek. Rahat olacak çocukları oraya ne kendi rahat kahvaltı yapacak. Ama adı sosyal tesis, sosyal tesisle ilgili hiçbir şey yok. Emeklilerimiz yedi buçuk lira nasıl çaya versin? Bunları yüzde yedi, sadece emekliler için değil, halkımızı da yedi buçuk liraya halkımıza çay içirmeyeceğim. On beş liraya çay içirmeyeceğim. Rize çay memleketi, indirim yapacağım. Bir pastayı 45 liraya, 50 liraya yemeyecek. Gerekirse pasta imalatı kuracağım belediyede. Kendi üretecek. Mesela Rize'de belediyenin bir sağlık kompleksi yok. Bütün belediyelerin var. İlçe belediyelerin sağlık kompleksi var. Bunları sizlerle ilerideki günlerde sağlık kompleksinin ne olduğunu sizlerle atıp açıp paylaşacağım. Bunları belediye başkanı olduğu zaman bunları yapacağım. Kadınlar kooperatifimiz yok. Kadınlarımız için kadınlarımızı istihdama kazandırmamız lazım. Belediye olarak kadınlar kooperatifi kuracağım. Bir sürü alanlara istihdam alanları yaratacağım. Sadece kadınlarımıza değil, gençlerimiz işsiz. E bu bunun ilk dertleşecek olan belediye başkanıdır gençlerimiz için. Gençlerimizi uyuşturucu batağına gömülmüş Rize'de. Bu gençlerimizi kurtarma zorunda değil miyiz? Asas belediyenin sorumluluğudur bu. Her evden bir kişiye iş, iş, e, işi alabilecek durumda iş alanları açarsak, kooperatifler yaparsak, katkılar sunarsak ne yapacağımı, kooperatiflerde ne yapacağımı sizlerle ilerideki günlerde paylaşacağım. Rize'de her mahalleye semt konağı yapacağım. Semt konağının içine fitness salonları olacak spor alanları olacak. Belediyenin orada fitness holları olacak. Kadınlarımız oraya kurslar olacak. Meslek kursları eğitimi yapacağım. Her mahallede bunu yapacağım. Yaşlılarımızın süper kompleksi yapacağım. Yaşlılarımızı iyi yaşam için, kaliteli yaşam için belediye olarak en azından örneğin diyorumsa, İstanpaşa ve Portakallık Mahallesi bitişik bu mahalle bunların ortasına bir semt konağı yapıp spor kompleksi içine spor kompleksiyle beraber, eğitim kurslarıyla beraber, fitli salonlarıyla beraber, bilgisayarlarıyla beraber müthiş bir yer yapacağım. Yani oradaki mahalledeki kadınlarımız, çocuklarımız oraya gelecek, sosyallaşacak, meslek sahibi olacak, sporunu yapacak. Bunları bedava yapacağım. Belediyenin asıl görevleri bunlardır. İller arası kültür turu düzenleyeceğim. Bütün belediyeler bu kültür türlerini düzenler. Mesela burada emeklilerimiz, şehit aile birliği derneklerimiz, bir sürü kooperatiflerimiz var. Gidecekler Konya'sına, Urfa'sına, oraya buraya belediye olarak şehir turları düzenleyeceğim. Gidecekler, görecekler. Oralarda belediyecilik nasıl olduğunu zatı gidip görseler, belediyeler nasıl çalıştığını zatı görecekler. Belediyecilik budur. Yani Rize'de betona değil, insana hizmet yapacağım belediye başkanı olduğum zaman insana dönüp hizmet yapacağız. Rize'de ben insanımı trafikten yürümeyeceğim. Bakın Rize'de arabaların özgürlüğünün olduğu kadar insanlarımızın özgürlüğü, yaşam özgürlüğü yok Rize'de. İnsanlarımız sokaklarda yürüyemiyor. Mesela Rize'de bir otogalerciler sitesi yapılması gerekiyor. Şehrin olması olmazıdır. Rize kaldırımları arabalarla dolmuştur. Otogalercileri toplayacağım, onlara bir yer vereceğim, otogalerciler sitesi yapacağım. Rize'de bir sanat merkezi yok belediyenin. Bir sanat merkezi yapacağız. Rize'de çocuklarımızı bilgisayarlarla buluşturacağım. Çocuklarımıza yer yapacağım. Herkes 20 bin lira, 30 bin lira bilgisayara verip alamaz. Gelecekler oraya. O bilgisayarları onlara bedava verip orada çalışacak, derslerini yapacaklar, da, sosyalleşecekler. Da. Bunların yapılması gereken şeylerdir. Bakın sizlere samimi söylüyorum. Minibüs duraklarımız var. Minibüslerimiz var. Hepsi sıkıntıda. Ya minibüs duraklarında yolcu beklerken, şoförler beklerken minibüs duraklarında barınma yeri yok. Bir kulübeleri yayı yok. E bunlar yapılması gereken şeyler ama basit şeyler. Ucuz parayla yapılacak bir şey. Ben minibüsçülere desem ki toplasam, derneğini, e, kooperatifini neyse toplasam desem ki Ah size yer, kulübeniz yapın. İnanın onlar paralarıyla orayı kendi zevklerinden orayı yaparlar. Bakın Rize'de umumi üm tuvalet yok. Bunlar ama önemli şeyler. Camiler kapattığı zaman insanların gidecek bir tuvaleti yok. Münibüsçilerimizin gidecek taksi duraklarında insanlar var. Gece 9'dan sonra yatsı namazından sonra sokağa kalan insanlarımız var. Ya bunlar yapılması gereken şeyler. Ama Rize'de görüyorum ki bunlarla ilgili hiçbir şey yok. Mesela sahil şeritindeki bütün üst kesitleri kaldıracağım, ışıklandırma sistemine geçeceğim. Sahil şeritini yeşil bir alan yapacağım. Yaptığım alanlarda, parklarda barbuke koyacağım, mangal yeri koyacağım, kömürünü koyacağım, elemanını koyacağım, sırasını koyacağım. Vatandaş etini, balığını, e, tavuğunu alıp geldiği zaman belediye görevlisi yakacak mangalini. Oraya gelen Rizeli hemşehrilerim, de yaşayan herkes oraya e, hafta sonu gelip etini, balığını pişirdiği zaman Belediye olarak kömürünü ben vereceğim. Bele, 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 belediyecilik zatı bu. Mesela her Rize'de kadınlarımızı çoğu mahallelerde Yeniköy mahallesi olsun, Topane mahallesi olsun, Ekrem Orhan mahallesi olsun, Mufti mahallesi olsun kadınlarımız vallahi billahi asitse evinde duruyorlar. Yani mahallelerde bir yeşil alan, park yeri yok. Yani oturup cumartesi, pazar günü veya evden sahil parkına inip park alanı yok. Bir yeşil alan yok. Nere bir yeşil alan görürse bizim arkadaşlarımız sağ olsun hemen kat karşılığı bir bina dikiyorlar oraya. Ama insanlar yaşaması lazım. Bakın birçoğu kadınlarımızın evde duran çocuklarımızın psikolojisi bozuldu. Çünkü sosyal gidebilecekleri bir yeşil alan yok. Nefes alacakları bir alan yok. Köyde evi olanlar sadece köyle bağlantısı olanlar bir cumartesi pazar günleri köylerine çıktığı zaman bir yeşil alan görüyor. Çocuklarımız toprağı orada basıyor. Bakın Rize meydanlarında interneti bedava yapacağım. Böyle beton değil. Allah nasip ederse o meydanda da çekim yapacağım. Şimdi o Bursa Belediyesi yaptığı meydan yok eski Cumhuriyet meydanı. Oran üstünü toprak yapıp o bütün betonları kaldıracağım. Orada oturacaklar kapalı, ıı, asılı kapılı şemsiyeler yapacağım. Oralarda insanlar oturacak ve internetler bedava olacak. Atatürk Parkı'nda internetler bedava kullanacak gençler. Emekliler bedava internet kullandıracağım. Bakın. Hemen hemen bütün zanezeler sahil zamesinden, mufti, mufti zamesinden, birçok zamenin kapısından kalkıldı. Sahil zamesinin kapısı öyle olmaz. Zamelerin kapısı olmaz. Yağmur yağdığı zaman zaneze namazları oralarda kılınmıyor. Oların üstlerini kapatacağım. Gerekirse oralarda ısıtma sistemi yapacağım. Zaneze sahiplerine akşamları bedava yemekler vereceğiz. Çaylarını be belediye olarak biz vereceğiz. Bakın bunlar her belediyenin çadırı vardır. Her belediye zanezelerde, düğünlerde yardım yapar. Belediyecilik budur. Belediyecilik sosyaldır, sosyalleşmedir. O camilerin avlularının hepsini yapacağım. İnsanlar orada rahat ibadet edecekler. Gerekirse Ramazan'da belediye olarak şerbet dağıtsam taravi çıkışlarında. Bunları yapmak zorundayız. Yapmalıyız. Sosyal belediyecilik bu. Ben şimdi öğrencilerime süt dağıtmak doğru değil mi? Sağlıklı öğrencilerimiz zati zar zor geçinemiş bir şehirde öğrencilerimiz sağlıklı büyümesi lazım. Belediyecilik bu. Yani şunu size, değerli basın mesela şunu söylüyorum size. Rize'de belediye başkanı olduğum zaman insana hizmet yapacağım. Geleceğim, gençleri toplayacağım. Bir gençlik merkezi kuracağım Rize Belediyesi'ne. Gençlik merkezi. Çocuk merkezi kuracağım. Çocuk meclisi kuracağım. Gençlik meclisi kuracağım belediyede. Yapılması gereken bunlar. Bütün belediyeler bunu yapar. Belediye otobüslerinde internet olacak, wifi olacak. Belediye otobüsünde oturan insanlar internetine rahat bağlanacak. Bedava olacak. Şarj dahi takılacak otobüslere, minibüslere şarj. Belediye, otobüste kendini bunlar izat yeni yapılan izatlar değil bunlar var. Bir kere belediyeyi güneş enerjisiyle buluşturacağım, teknolojiyle buluşturacağım. Güneş enerjisi yapacağım. Kapalı oto kapalı pazar yerimiz yok Rize'de. Arkadaşlar kapalı yer, hem Fener tarafına hem bu tarafa Mufti Mahallesi tarafına iki tane kapalı pazar yeri yapacağım. Üstünü de güneş paneli yapacağım. Ve güneş enerjisi üreteceğiz oradan. Ve belediyenin elektrik parasını kurtarsam bak elektrik parasını devlete verdiği elektrik parasını kurtarsam bir şey de devlete para para katkı sağlasam belediyemize yeter bu dediğim hizmetleri hizmetleri o paradan çıkarmış olurum. Bak milyonlarca para veriyor elektrik parası belediye. Ama ben belediye başkanı olsaydım size de yeni yapılan eski e, belediye konuklarının üstünü güneş enerjisi yaptırdım satılarını. Onu Şehircilik Bakanlığı'na şart koşardım. Planlamaya alın onu derdim. Mesela Belediye işçilerimize biz 1989'da Doğru Yol Partisi olarak ben o zaman il sekreteri, genç çocuktum il sekreteriydim. Belediye işçilerimize lojman, daire yaptık. Şimdi gelirsem ihtiyaçlı olan belediye işçilerime tekrar daire yaptıracağım, daire vereceğim. Benim isim belediyeye koşarak gelecek, isteyerek gelecek. 16-17 bin liraya maaş aldıklarını görüyorum. Salaka Belediyesi 26-27 bin lira maaş veriyor. Belediye Belediyesi işçisine. Ama benim işçim aç duruyor. 16-17 bin lira yaşıyorum. Belediyede duyuyorum ki sadece 7 kadrolu var. Zabitaların dahi şirketler üzerinden alındığını abişi kanunsuzdur. Zabita memuru dedin mi? Zabita dediğin zaman memurdur bu. Memur olmak zorundadır. Bunlar kanunsuzlukta işliyor. Eğer öyleyse suç işliyorlar. Zabitan memuru şirketten alınmaz. Zabitan memurdur, devletin memurudur. Ama duyuyorum ki zabital bile şirketten alınmış. Ben belediye isim, mutlu olacak. En az 30 bin lira maaş alması gerekiyor bu, bu yaşam şartlarıyla. Bunu, bunu Celil Belediyesi ve bütün kom. Bütün ilçe belediyeleri bunu veriyor. En az veren belediye 26-27 bin, bin lira veriyor. Ama sen işsini, işsini aclığa, sefalete, bu yağmurda, bu yağmurda kamyonun arkasına takılıp top toplayan insana 16-17 bin lira maaş veriyorsan bu doğru değildir. Bu vicdansızlıktır. Ona bu soğukta, bu karda, bu kışta bizi temizleyen insanlara o maaş layık değildir. İnsan gibi geçinebileceği, çocuğunu insan gibi eğitebileceği maaş vereceğim. Bakın Rize Belediyesi işçisi sıkıntılı. Çaykur işçilerimize söz verildi, kadroları verilmedi. Olar sıkıntılı. E, görüyorum ki uç dört gün eğitim, eğitim ve araştırma hastanesinden gece yarısı çalışan çocuklarımız işten atıldı. E siyaset niye var? Siyasiler niye var? Rize'de belediye başkanı niye var? Rize belediye başkanı şehri emindir. Belediye başkanının manası şehri emin demektir. Yani şehirde doğan çocuğun doğumundan ölümüne kadar Rize belediye başkanı sorumludur, yaşamından sorumludur. Suyunu bağlayacak, dairesi yoksa dairesini verecek, iş imsanı sağlayacak, şehirde yaşam alanlarını asacaktır Belediye başkanının bu sorumlulukları vardır. Ama bizimkiler belediye başkanlığını beton yapmakla, kat karşılığından iş almakla biliyorlar. Bu şeyi belediye başkanlığı değildir. Rize'de de bir alışkanlık oldu. Rize'den yeter ki hep Cumhurbaşkanı çıksın, yeter ki hep başbakan çıksın, yeter ki hep meclis başkanı çıksın, bakanlar çıksın. Bunlarla biz övünürüz. Bunlarla Rize kazanır ama Rize'de onların kadroları zayıf. Niye zayıf? Bu şehire dışarıdan gelen insanlar böyle bir şehir olmaz. Burada şehir havası yoktur diyorlar arkadaşlar. Size samimi söylüyorum. Yok burada şehir havası. Burada şehircilik anlamında hiçbir şey yok. Bakın şu kadar güzel bir manzarayı değerlendiremeyen bir belediye başkanından belediye başkanı olmaz. Bakın Trabzon'un bir boz tepesi var. Ordu'nun bir boz tepesi var manzarayı değerlendiriyorlar. Bu kadar canım canım güzel manzarayı değerlendiremiyorsan senden bir şey olmaz. Eğer bu dağa bir teleferik yapamıyorsan senden bir şey olmaz. Eğer buralarda bir seyir tepesi yapamıyorsan senden bir şey olmaz. Senden belediye başkanı olmaz. Onun için ben buradan izlediğim şeylerime diyorum ki ben bilgimle, bezerimle, terzübemle, liyakatlığımla, her şeyimle hazırım. Rize'de hangi mahallede ne taş var bilirim onu. Hangi sokakta ne var onu bilirim. Kim nerede yaşıyor onu bilirim. Rize'yi karış karış bilirim. Benim gençliğim işsiz, bizi bekliyor. Belediye olarak ben belediye başkanı olsam uyuyamam, rahatsız olurum. Ama insanların derdiyle dertleneceksin ki rahatsız olarsın. İnsanların dertleriyle dertlenmediğin an rahatsız olmasın layla alıyorum. gel şimdi turu semer gibi dolanıp gidersin. Onun için siz değerli basın mensupları sizlerle projeleri bir daha e, ileriki günlere hem görsel olarak da paylaşacağım. Çok iyi şeyler var e, yapacağım Rize'de ama Rize'de şu kesin. Rize'de sosyal belediyecilik yapacağım. Rize'de topladığı vatandaşlardan topladığım ve Ankara'dan gelen paraların bir kuruşunun da hesabını sizlere vereceğim. Her ay açık internet sayfam açık olacak. Kuruşu kuruşuna vereceğim. Allah şahidimdir. Topladığım para bu, gelen para bu, yaptığım iş bu. Sizlere bunun hesabını vereceğim. Bakın Rize Belediyesi'ne 5 yıldır para toplanıyor. Hem Ankara'dan hem İstanbul'dan tekrar buradan soruyorum. Belediye belediye bina belediye binalarını Şehircilik Bakanlığı yaptı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki sosyal tesisi Bursa Büyükşehir Belediyesi yaptı. Sahildeki sosyal tesisi Spor Toto Genel Müdürlüğü yaptı. Arkadaş, sen proje olarak ne yaptın? Bir tane bir tane kalktın terminal yapmaya. Onu da doğru dürüst bir yere yapamadın. AVM'yi gelip şehrin içine soktunuz. Efendim emniyet müdürlüğünü bir yerden kaldırdınız. Getirip bir yere koydunuz. Şimdi o emniyet müdürlüğünün boş alanını, o endüstri meslek lisesini ve yapı meslek lisesini daha gezmedim. Oraları, oraların yerini kaldırıp oraları yeşil alan yapacağım. Yeşil alan insanlar gelecek demin dediğim sizlere bahsettiğim gibi barbukeli insanlar gelecek orada. Cumartesi, pazar çocuklarıyla beraber nefes alacak. Nefes nefes alacak şehirde yer yok. Bakın Mufti Mahallesi'nin hemen zamenin yanında bir çay bahçesi vardı. Bilir misiniz? Bilmem gittiniz buraya. Mufti Mahallesi'nde orada insanlar o çay bahçesinde sosyalleşiyor. Öyle bir bahçe olmaz. Belediye olarak orayı hemen düzenleyeceğim. Hemen. O alım yerini ne yapacağım bilmiyorum. Olay planlı, şehir planlı ile beraber yapacağım. Kadınlarımıza dahi orada bir yer yapacağım. Yani Mufti Mahallesi de kadınlarımız orada gelecek, sosyaller bir işleyecek. Yani basit basit şeyler bunlar. Ama olması gereken şeyler, insanlarımızın yaşaması, insan namazdan çıktığı zaman orada rahat bir yerde oturabilecek. Bunlar yapılması gerek. Bizde de bir sürü çırkın bina var. Bu binaların boyalarını ben vereceğim belediye olarak boyattıracağım. Ama önce kendi belediyemin binasını boyattıracağım ki vatandaşa da diyeyim ki sen belediyenin binasını kendi binanı boyat. Kendi binasını boyatamayan bir belediye başkanı başka bir vatandaşa senin binan Rize'de çirkinlik yapıyor bunu boyat diyemezsin. Adam derse ki önce sen kendi evini boyat. Ya bir belediye binasını arkadaş boyatamadılar. Ben olsaydım o ıı, Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı o belediye bloklarının dönüşümünden Rize Belediyesi'nin diş cephesini ona sokar, o mutaiti orayı yaptırırdım diş cepheye. Ben belediye başkanı olsam bunlar basit şeyler. Bunlar parasız yapılacak şeyler ama vizyon ister. Terzübe ister, layıklık ister. Bunlar vizyonsuz, vizyonları yok. Bunların tek vizyonu var kat karşılığı almak. Kesmişler de öyleydi, şimdi de öyle. Onun için buradan izlediğim şeylerime sesleniyorum. Ben her şeyimde hazırım. Karşınızdayım. Meydanlarda bütün projelerimi sizlerle paylaşacağım. Ama projemin baş şeyi sosyal, sosyal projelerdir. Betonla ilgili hiçbir şey yok. Hep sosyal. Hep yardım. Başka bir şey yok. Başkan bir daha böyle